Merhaba dostlarım, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu hafta Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'ın ortak özellikleri, aynı dönemin insanları olmaları, edebiyat dünyasının en önemli isimlerinden onların hocaları olması, ikisinin aynı okulda okuması, ikisinin de farklı kutuplarda olmasına rağmen aynı devrin yöneticileri tarafından hapislerde çürütülmesi, bunun gibi birçok ortak özellikleri var aslında ayrı kutuplarda olmalarına rağmen. Şimdi ben sizlere her ikisinin hayatından da bazı kesitler vereceğim. Hangisi daha dindar, hangisi daha vatansever, hangisi vatan haini, buna siz karar vereceksiniz. Şimdi hepinizin bildiği gibi sağcı ve İslamcı kesim Necip Fazıl'ı sahiplenmiştir. Solcu kesim de Nazım Hikmet'i sahiplenmiştir. Buna karşılık benim söyleyeceğim şudur. Şimdi sizlere soruyorum. Getirin bakalım bugün bir tane Necip Fazıl veya Nazım Hikmet. Bunlar önemli değerlerdir. Bu tür sıra dışı ve yetenekli insanlar 100 yılda, 200 yılda, 300 yılda bir gelir. Batılılarla bizim aramızdaki fark, onlar değerlerini baş üstünde taşırlar. Biz değerlerimizi hapislerde çürütürüz. Kimimiz sever, kimimiz nefret eder. Ortak bir paydada buluşamayız bir türlü. Onun içindir ki edebiyatta, sanatta, müzikte Batılılar bizim 500 adım ilerimizde olmuştur yıllardır. Hatta yüzyıllardır. Şimdi sizlere Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'ın hayatlarından kesitler vermeye başlıyorum. Şimdi her şeyden önce ikisi de kalburüstü ailelerin çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Solcuların deyimiyle ikisi de burjuvadır. İngilizlerin deyimiyle soylu, bizim Türklerin deyimiyle de beyaz Türktür ikisi de. Necip Fazıl'ın babası yüksek mevkilerde savcılık ve hakimlik yapmış bir insandır. Nazım Hikmet'in dedesi Selanik'in son valisidir. Birçok yerde de valilik yapmıştır. Kendisi paşadır. Nazım Hikmet ilk öğrenimini Göztepe Taş Mektebi'nde, Mektebi Sultani'de, sonra da Nişantaşı Sultanisi'nde okumuştur. Necip Fazıl ilk öğrenimini Fransız Frerler Okulu'nda tamamlamıştır. Ondan sonra da Amerikan Koleji'ne gitmiştir. Amerikan Koleji'nden de kovulmuştur kendisi. Onun sonrasında yüksek öğrenimini Heybeliada Bahriye Mektebi'nde tamamlamıştır. Ve Necip Fazıl da yüksek öğrenimini görmek üzere Heybeliada Bahriye Okulu'na yazılmıştır. Hayat tesadüflerle dolu. Bu okulda Nazım Hikmet de okumaktaydı. Kendisi Necip Fazıl'ın iki sınıf üstündeydi. Hocalarından biri Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Akseki gibi tanınmış büyük edebiyatçılar da bunların hocalarıydı. Şimdi kendisine vatan haini denilen Nazım Hikmet, okulu bitirdikten sonra İstanbul'un işgalinden sonra kendisi Bahriye Mektebi'nde geçirdiği rahatsızlıktan dolayı askerlikten çürüye çıkarılmasına rağmen İstanbul'dan Ankara'ya doğru milli mücadeleye katılmak için 7 günlük yaya yolculuk yapmıştır. Kendisinin çürük raporu olması sebebiyle askerliğe alınmamıştır, muallimliğe atanmıştır. Alın size vatan haini, milli mücadeleye katılmak için 7 gün yaya yolculuk yapan adamdır. Şimdi sizlere her ikisinde ortak bir özelliğini söyleyeyim. Her ikisi de Kemalizme karşı mücadele vermiştir. Nazım Hikmet komünizme inanmıştır. Necip Fazıl ise İslamcıdır. Peki Necip Fazıl ne yapıyordu bu arada? Kendisi hukuk fakültesini bitirmişti. Burada başarılı olmuştu. Başarısından dolayı kendisine burs verilerek Paris'e gönderilmiştir. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'ne başlamıştır. Nazım Hikmet ve Necip Fazıl her ikisi de tiyatro dünyasının efsane ismi Muhsin Ertuğrul'la çalışmışlardır. Her ikisinin ortak arkadaşı Peyami Safa'dır ve birçok ortak arkadaşları da vardır fikirlerinin zıt olmasına rağmen. Her ikisinin de çektiği ortak acılar vardır. Şimdi Necip Fazıl'ın Zindandan Mehmet'e mektup, Nazım Hikmet'in Oğlum Mehmet diye şiiri vardır. Kim bu Mehmetler sizce acaba? Biri Nazım Hikmet'in oğlu Mehmet'tir, biri Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet'tir. Bu şiirler çocuklarına yazılmıştır. Her ikisinin de hapis hayatı olmuştur. Necip Fazıl yaklaşık 1,5 yıl hapis yatmıştır. Nazım Hikmet 12 yıl hapis yatmıştır. Dile kolay 12 yıl, 1938'den 1950 yılına kadar hapiste yatmıştır Nazım Hikmet.
Nazım Hikmet ideoloji olarak kendisine komünizmi seçmiştir. Komünizm propagandası yapmak suçundan kendisine hapis cezası verilmiştir. Nazım Hikmet Moskova'ya kaçmıştır. 1925 yılında çıkarılan kanunlarla cezası indirilen Nazım Hikmet, yani vatan haini Nazım Hikmet, sahte pasaportla da olsa vatanına dönmüştür. Peki Nazım Hikmet Türkiye'ye dönünce başına neler geldi? Nazım Hikmet tabii ki komünizme inanmıştı. O uğurda da çalışıyordu. Komünizm propagandası suçundan kendisine 25 yıl ağır hapis cezası istenmiştir. Ve bu indirile indirile 12 yıla indirilmiştir. 1938'den 1950 yılına kadar da hapiste yatmıştır kendisi. Vatansever, dindar Necip Fazıl ne yaptı? Necip Fazıl Paris'ten İstanbul'a döndü. Kumar ve içki hayatı burada da bir süre devam etti. Sonra Robert Koleji'nde bir süre muallimlik yaptı. Sonrasında bir Hollanda bankasında çalışmaya başladı. Bunun sonrasında Ankara'ya geçti. Türkiye İş Bankası'nda umum muhasebe şefi olarak işe başladı. 9 yıl İş Bankası'nda çalıştı. Bu arada kendisinin yazılar yazdığı Ağaç Mecmuası Türkiye İş Bankası tarafından finanse ediliyordu. 1938 yılında Robert Koleji'nde muallimlik yapıyordu. 1938 yılı Nazım Hikmet'in de hapse girdiği yıldır. Necip Fazıl'ın Sabır Taşı piyesi 1947 yılında CHP tarafından sanat mükafatına layık görülmüştür. Yalnız parti idaresi tarafından bu reddedilmiştir. Şimdi Robert Koleji'nde muallimlik yapmak, CHP'nin Türkiye İş Bankası'nda 9 yıl çalışmak, Türkiye İş Bankası'nın finanse ettiği Ağaç Mecmuası'nda yazmak, şimdi CHP'li yöneticilerle içli dışlı olmak, CHP'nin Türkiye İş Bankası'nda 9 yıl çalışmak, İş Bankası'nın finanse ettiği dergide yazmak, bunları Nazım Hikmet'in yaptığını düşünün, dindar sağcı ve İslamcı kesimin Nazım Hikmet'e neler söyleyeceğini düşünün, ne iftiralar atacağını düşünün. Ha şimdi bunları yapmak ayıp veya günahtır demiyorum. Ama kişiden kişiye ne kadar değiştirileceğini, nasıl lanse edileceğini anlatmaya çalıştım burada. Tabii bu arada Necip Fazıl'ın kumar ve içki hayatı 1934 yılına kadar sürmüştür. 1934'te Abdülhakim Arvasi ile tanışınca hayatı değişmiştir. 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle basın affı çıkmıştır. Necip Fazıl da Nazım Hikmet de hapisten çıkmıştır. Ama şu çok ilginçtir. 1951 yılında kumarhane baskını olarak bilinen olayda Beyoğlu'nda bir kumarhanede Necip Fazıl yakalanmıştır. 18 saat karakolda tutulmuştur kendisi. Demek ki kumarı hala bırakamamıştır. Necip Fazıl'ın bundan sonraki yaşamında da İslamcı düşünce hakim olmuştur. Yazdığı şiirlerde, yazdığı oyunlarda bu yönde olmuştur. Nazım Hikmet de hapisten çıktıktan sonra kısa bir süre sonra hakkında yeni davalar açılmıştır. Tekrar hapse gireceğinden dolayı Türkiye'den kaçmıştır. Adam sadece düşüncelerinden dolayı 12 yıl kesintisiz olarak hapis yatmıştır. Onun yerinde olsam ben de kaçardım. Göz göre göre hayatımın kalanını da hapiste geçirmezdim. Şimdi sağcı ve İslamcı kesimde Necip Fazıl çok dindar bir insan, Nazım Hikmet de dinsiz bir insanmış gibi lanse edilir. Nazım Hikmet'in Ağa Camii şiirini okumanızı öneririm. Çok uzun bir şiir değildir, 3 dakikanızı alır. Böyle dizeler dinsiz bir insanın ağzından çıkabilir mi? O zaman görürsünüz. Nazım Hikmet de hayatının kalanını Moskova'da geçirmiştir. Dünya Barış Konseyi ile beraber çalışmıştır. Kapitalizm ve emperyalizm karşıtı konferanslar vermiştir dünyanın dört bir yanında. 1963 yılında da hayatını kaybetmiştir. Tabii ki vatandaşlıktan çıkarılmış, memleketine hasret olarak ölmüştür. Şimdi sonuç olarak bu her iki edebiyatçı da Türkiye'nin önemli değerleridir. İdeolojileri, inançları kendilerini ilgilendirir. Ama Türkiye için bu insanlar değerdir. Videonun başında da dediğim gibi, şimdi hadi gelin bugün bir tane Necip Fazıl, bir tane Nazım Hikmet bulun da getirin bakalım. Şimdi Türk insanının yaptığı çok büyük bir yanlış vardır. Bir insanın hayatı hakkında hiçbir fikrin olmadan atılan iftiralara dayanarak o insanın kötü veya iyi,
dinli veya dinsiz olduğuna inanmak. Şimdi ben size her iki şairin de hayatlarından kısa kısa kesitler vermeye çalıştım. Buyurun siz karar verin. Hangisi daha vatansever, hangisi vatan haini, hangisi daha dindar, hangisi dinsiz, siz karar verin. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım. Не видели ли в своей жизни, что такое тетрадь, что такое буква. Наши дети...